ilgili bir eksiklik, tembellik mi diyeyim, belki bilmemek mi diyeyim, öyle bir sorunla karşı karşıya gibiyiz. Ne dersiniz bu ölçme konusuna? Hocam şimdi şey geliyor aklıma. Madem hani bununla ilgili çok sıkıcı olabilir bu arada. Ya işte zamanı ölçeceğim. Yani biraz da samimi olalım. Zaten hani öyleyiz ama hani bu konuda karşı tarafa empati kurmaya çalışıyorum. Bizi dinliyorlar şimdi. Ya arkadaş ölçeceğiz, ne yapacağız? Elimize kağıt mı alacağız? Ne yapacağız? Hani nasıl olabilir diye. Yani ben burada şu örneği düşünüyorum. Kendimi ehlileştirmek için, bu konuyu ehlileştirmek için. Ya Emre sen ne yapıyorsun deseniz ben şunu yapıyorum. Ya evimde geçmişte hiç kredi kartı kullanmazdım da 4-5 tane kredi kartım var. Ve inanın hepsinin nereye para harcadığının özetleri de bana geliyor. Ve aslında birkaç günde Five Coins diye bir uygulama var. Five Coins diye. Mesela birkaç ay bununla batmıştım. Yani paramı ben gerçekten nereye harcıyorum? Ya işte siz cimri misiniz, şöyle misiniz? Kesinlikle değil. Tam tersine harcayacağım şeyler, harcadığım şeylerin mesela bir tanesi de dışarıda yemek çıktı. Samimi bir şekilde paylaşayım. Ya onu daha da arttırdık. Hani olabilir, seviyor olabilirsiniz. Ya ben dışarıda yemeği seviyorum dersiniz ama bunu bilmeden arttırmadım. Ama başka şeylere yatırım yapmadığımı gördüm mesela. Kültür harcamam benim. Dedim ki bu ne ya? Ya kültür harcadığım para çok az. %3'lerde falan. Dedim ki bu paranın %5'ini ben kültüre koyacağım arkadaş. O parayı ayırdım, kültüre koydum. Bu yine bana aslında yeni bir yatırım yarattı ve geleceğe bir yatırım yapmış oldum. Ama şimdi karışık gibi gözükebilir ama para Çok, hocam, çok parayı ölçeceğim. kritik bir nokta var orada. Mesela o parayı ölçme olayı var ya, ben bunu kendi cebim, kendi cüzdanım için yapmazsam, bir takım bana bir şeyler tükettirmeye çalışan pazarlamacılar, ürün yöneticileri bilmem ne, benim gibi kişilerin hesabını yapıyorlar zaten. Yani ne kadar parası var, ne kadarını harcıyor, ne kadarını buna harcatırım. Ne kadar Dolayısıyla harcıyorsun? onu ben takip edip ben yönlendirmezsem, hani neye ne kadar harcadığımı, bir takım pazarlamacılar bana o harcamayı yaptırıyorlar. Ve bu sefer istemediğim yönlere doğru gerçekleşmiş oluyor. Ya aslında hayat ölçülüyor ve yönetiliyor. Ben ölçersem ben yönetirim. Ben ölçüp yönetmezsem başka birileri ölçüyor ve benim hayatımı yönetmiş oluyor. Çok güzel bir nokta hocam. Şimdi acaba şeyi düşünüyorum siz söylerken. Benim hayatı kimler ölçtü de kimler yaşadık diye. Bu zaman başkalarının hayatını yaşamış oluyorsunuz gibi gözüküyor. Başkalarının Hayatı diye de güzel bir film vardı. Bunu anlatmıyordu ama çok hoş bir film. O geldi aklıma. Gerçekten başkalarının hayatını, başkalarının kararlarını yaşamaya başlıyorsunuz. Şirket sizin performansınızı ölçüyor. Sizle ilgili neler neler yazıyoruz İK'da. Hani düşünün. Ne notlar var ya? Hani bu böyledir, şu şöyledir, böyledir. Bir söyleyebildiklerimiz var yazılı olanlar. Bir de yazmadıklarımız var. Satır Düşünün İK Türk'ü arasındakiler için falan. neler yapıyor, sizi nasıl biliyor? Uyumsuz biliyor mesela birisine. Diyor ki bu adam çok akıllıdır, şöyledir diye biliyor. Yani aslında şunu demek istiyorum. Çok güzel bir noktaya değindiniz gerçekten. Yani kim ölçerse o yönetiyor galiba. Şu an mesela ben de aydınlanıyorum. Yani ölçme noktasını zaten önemli olduğunu vurgulayacaktık. Biraz sıkıcı gelecekti insanlara. Ya ölçeriz tamam nasıl ölçeriz? Para da önemliymiş, zaman da önemli diye ama ölçün ama yani bunu aslında yönetmek için ölçmek lazım gibi geliyor. Yani ölçen kişi yönetiyor. Pazarlamacıları söylediniz. Ya insanların ne kadar dakika geçireceklerinin bile bütçeleri var. Yani sosyal medyada bir gündeki kaç dakikalık bütçe var? Bu kaç dakikasını nereye harcıyor? Bize ne kadarını verir? Bunları ölçüyor. Şimdi paradan hani belki de şeye gelmek lazım. Yani parayı bu kadar yıllık ben bütçe eğitimleri de veriyorum maalesef diyorum. Yani bütçe hiç tutmuyor çünkü bütçeler ama yine de yapıyoruz. Ama yıllardır savunduğum bir şey var eğitimlerimde de hep söylerim. Ya ben bu bütçe eğitimi veriyorum ama arkadaşlar hani asıl konu zaman bütçesi yapmak. Hani Tabii. yani oturup bir mesela kaç yılım kaldı ben şimdi eski stajyerlerimden biri geldi aklıma. Kulakları çınlasın. Bir gün sormuştum kaç yıl yaşamayı düşünüyorsun diye. Dedi ki hiç böyle bir şey düşünmedim valla. Dedim ben de düşünmedim. Hani sevdiğim de birisi sağ olsun. Dedi ki valla Emre Bey dedi valla ben 55'e kadar anca yaşarım. Dedim bir planın var mı? Ne yapacaksın ne edeceksin? Ya ben bunu bir düşüneyim en iyisi dedi. Çok da akıllı bir kızdır. Yani gerçekten biraz acaba böyle sorular mı sormak lazım kendimize? Diye de düşünmüyor değilim. Bir zaman bütçesi Ya kaldı. aslında şey, bunu sadece hafta bazında yapsak bile çok önemli bir şey. Yani insanlar genelde plan yaparken ya günlük ya böyle yıllara sari planlar yapıyorlar. Günlük plan çok yürüyebilir bir şey değil. Yani bugün illa şu kadar şunu yapacağım falan, illa ki aksatan bir şey çıkıyor. Yani bir şekilde bir şey oluyor, yapamıyorsun. Bu sefer yapamadığın için mutsuz oluyorsun. Ya da böyle aylar, yıllar falan sürecek planlar.
Bunları da bilemiyorsun. Korona çıkıyor, şu çıkıyor, bu çıkıyor falan. Hayat değişken. Yani o değişken olan şeye yönelik böyle çok katı planlar yapabilmek çok mümkün olmuyor. Ama hafta sanki burada çok ideal bir şey. Yani hafta gerçekten hani iki hafta sonrayı çok o kadar önemsemeden bu bir haftanın planını uzun vadeli, orta vadeli hedeflerimi de buraya parçalarıyla beraber sokacak şekilde yapacak olursam daha kolay yapılabilir bir şey bu. Öte yandan hani günlük hedef gibi çok katı da değil. Yani haftalık bir hedefleme yapmıştım. Bugün şunu yapacaktım ama canım sıkıldı, onu yapmak istemedim. Hani başka bir şey yaptım. Zaten haftalık hedefimde olan bir şeyleri yaptıysam oraya doğru ilerlemiş oluyorum. Dolayısıyla böyle haftalık plan yapmak çok kritik bir unsur gibi gözüküyor. İnsanların kendi kişisel hedefleri, yönelimleriyle ilgili haftalık bir planlarının olması ve haftaya sokabilmesi bir şeyleri. Benim mesela çok söylediğim bir laf vardır. Haftanıza sokamadığınız bir şeyi hayatınıza sokamazsınız. Yani böyle uzun vadeli istediğim, hedeflediğim bir şey var. Ama bu hafta onunla ilgili hiçbir şey yapmamışım. Geçen hafta yapmamışım. Önceki hafta bir saat bir bakmışım. Bir önceki hafta bir saat bakmışım. Yani son 10 haftada ortalama yarım saat ayırmışım buna. O zaman bu nasıl uzun vadeli bir hedef ki ben 10 haftadır hiç bununla ilgili bir şey yapmamışım. O yüzden sanki hafta olarak ele almak bu işi daha kolaylaştırıcı gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz? Buradaki ölçek ne olması hocam, daha mantıklı? Herhalde biz bir tuzağa düştük diye düşünüyorum. Bu sizin söylediğinizle değil de. Yani düşünün şu an mesela geçmiş herkes bir üniversite sınavına hazırlık dönemi var. Hep çocukken ilaçları düşünün. Hepsinde şu söyleniyordu bize. Ben de haftalığa katılıyorum. Günde 2 hap alacaksın. Bak. İşte günde en az 300 soru çözeceksin. Günde en az 30 dakika yürüyüş. Aslında bizim metodolojik olarak yani yöntem de bazen sonucu belirliyor. Yani topu tutuş şekliniz, bir potaya atış şekliniz, o bile potaya girip girmeyeceğini belirliyor. O yüzden biz çocukluktan ve aslında bebeklikten itibaren aldığımız ilaçların hepsi de günlük. Aslında insanlar günlük yaşayan insanlar. Biz hepimiz hani sırf çingenelere falan söylenir bu söz ama bütün insanlar günlük yaşamaya, bütün bu kültürümüzün içinde var. Günde bir defa, günde bir ölçek, günde 300 soru, hep bunlar var. Belki de artık haftada esnek olarak insanlara hedefler vermek lazım. Yani insanların belki de kendimize ya ben haftada arkadaşlar 300 miligram antibiyotik alacağım. Belki bunları konuşmak lazım. Haftada biri konuşmak lazım. Haftada miligramı konuşmak lazım. Yani ilaç örneği veriyorum metafor olsun diye. Gerçekten günlük hedef yaptığınızda elinizde olan şey benim gözlemlediğim bu literatürdeki örneklerine de baktım. Genelde böyle sizin elinizde olan şey sonuç olmuyor. Günlük hedef yapanların elinde olan şey maalesef stres oluyor. Çünkü evet, günlük hedefi tutturmak çok zor. O gün birisi sizi arayabilir. Şu an bu aralar çok oluyordur böyle. Ortaokuldan arkadaşınız arıyor falan. Herkes evde ya. Birbirini hatırlamaya başladı falan. İnsanın içe dönüşler falan başladı. Bunlar aslında güzel şeyler ama bir yandan da şu an zamanınızı kıracak çok şey var. Dışarı çıksanız daha kötü. Yolda bir sorun yaşayabilirsiniz. Lastiğiniz patlayabilir. Ya bir şey söyleyeyim. Yani mesela zamanımı alan bir şey söyleyeyim size. 23-24 yaşındayım. Yalova'dan dönüyorum hocam İstanbul'a. Ya bakın şimdi. Lastik patladı araba. Dedim tamam olabilir. Yani bir, o zamanlar da bu 3. köprü yolu falan bir şeyler yok. Bayağı gidiyoruz. Lastik patladı. Bir tane çıkardım ben kendim de. Arabadan biraz anlıyorum o zamanlarda. Genç falan filan böyle hemen cengaver gibi değiştirdim lastiği. Bagaja koydum. Sonra yolda gidiyorum. Yalova'dan böyle çıktık. Sağda bir lastikçi gördüm hocam. Dedim ki ya acaba dedim bu lastiği yaptırıp mı gideyim? Bakın babam olsa kesin öyle gider. Ben de biraz böyle daha babam daha evhamlıdır. Babam olsa kesin o lastiği yaptırır. Dedim ki arkadaş ya bir daha mı patlayacak ya bu lastik? Attım arkaya dedim şimdi duracağız da ben zaten 1,5 saate dedim 2 saate Sarıyer'e İstanbul'a giderim. Neyse gidiyorum yolda. Tarkan'ın da yeni bir albümü çıkmış onu almışız kaset. Böyle birazcık da sesini açtım gidiyoruz. Bir ses geldi. Bam diye. Zor hakimiyeti topladım. Bu sefer de ön sol lastik patladı. Yani hayatınızda işte günlük plandan bahsediyoruz. Günlük planı bozacak bir şey. İkinci lastik de patladı. Zor böyle hakimiyeti aldım. Sağa çektim hocam. Hiç unutmam. İki seçenek vardı elimde. Yani günümü nasıl düşünün. O gün başka bir toplantım olsa bir şey olsa o zamanlar yoktu. Böyle o zamanki zamanı çok çabuk tüketiyoruz gençken. Şimdi olsa böyle başka türlü şeyler olabilir meşgaleler ama
Bir tane şey gördüm hocam. Uzakta bir köy, bir de birilerini aramak. Elimde telefon var, bir de uzakta bir köy var. Ben lastiği aldım. O gençliğin vermiş olduğu şey, dedim ki ben bu köye giderim. Nereye gidiyorsun? Yani köy o kadar yakın mı? Birazcık da bunu planlama için metafor olarak düşünebiliriz. Şimdi geldi aklıma. Yani o köye gitmek öyle yakın mı? Şimdi bir şey yapmanız lazım. Yani belki de bizim lastikleri biraz önceden değiştirmemiz lazım. Siz ne dersiniz? Evet, bu birincisi önlemler almak. Yani aslında böyle best practice'lere uygun yaşamak gibi. Hani en iyi pratikler var ya, bir takım faydası olan ortaya konmuş şeyler var aslında. Onlara uygun şekilde yaşadığınız zaman aslında hayatınız problemlere daha dayanıklı hale geliyor. Yani zaten problem çıkabileceğini düşünerek, çıkma ihtimalini azaltarak şeyler yaptığınız zaman o konulara sanki bir şekilde hazırlık yapmış gibi oluyorsunuz. Aslında olay hazırlık yapmayla ilgili değil, genel olarak daha doğru davranışlarda bulunmayla ilgili bir şey. Otomatik olarak hazırlık gibi oluyor. Bir de o uzun vadeyi, işte uzun vade kısa vade onu oturtmak kavramı çok kritik. Hani o köy mesela orada yakın gibi gözüküyor ama yürü yürü gelmiyor. Yok Ya da hocam, ayı yok. görüyorsunuz, siz ilerledikçe ay da ilerliyor falan. Bu uzun vadeli hedefler biraz öyle kalıyor aslında. İnsanlar böyle uzaktan görüyorlar. Uzaktan gördükleri için zannediyorlar yakın, ya biraz çabayla olur falan. Halbuki o bambaşka bir mecrada. Hani onu yakına getirmek için, o uzun vadeli hedefi yakına getirmek için üzerine çalışmak, kafa yormak ve bu hafta bununla ilgili ne yapabilirim diye bir adım. Ama böyle rastgele yürüyerek değil de onunla ilgili planlı bir adım atmak gerekiyor. Tabii bunlar bu devirde alışkanlıkları değiştirmek anlamında kolaylık da olduğu için dikkate alınması gereken şeyler bence. Yani insanlar yaşıyorlardı, bir takım düzeneklerin içinde yaşıyorlardı. O düzeneklerin içinde alışkanlıklarını değiştirmeleri çok kolay değildi. Ama şimdi bir sürü şey değişince, hazır beynimiz böyle bir reset modunda, bir şeylere biraz daha farklı bakma potansiyeli var. Bu dönemde bence zamanımızı nasıl yaşıyoruz, nasıl planlıyoruz, geleceğimizi nasıl planlıyoruz, nasıl yönetiyoruz, bunlara kafa yormak mantıklı olabilir gibi geliyor bana. Dilerseniz şeylere de yorumlara bir göz atalım mı acaba, orada sorulardan, Karar konuşmamız verme yetisi nasıl gelişecek peki diyor hocam. Karar verdikçe mi? Ne diyorsunuz benim? Tabii her şeyi Siz nasıl veriyorsunuz yaptıkça hocam? gelişir. Yani şeyi düşünün, yürümeyi düşünün. Hani yürümek ilk başta çok zordu ama yaptıkça gelişti. Yani aslında her şeyde yaptıkça gelişme durumu var. Bir şeyi ilk kez yapıyorsak onda tabii ki zorluklar var ama yaptıkça gelişiyor. Mesela burada karar almak olayı, kendi kendine karar almak gerçekten pek çok insan için çok zor bir süreç. Niye zor? Çünkü yapmıyorlar. Yani kararlar alıp onun sonuçlarına katlanmayı gözü kesmediği için belki, belki kolayına geldiği için başkalarına bırakıyor insanlar. Ama aslında kendi kararlarımızı alır, onun sonuçlarını gözler ve o sonuçlara göre kararlarımızı nasıl değiştirmemiz gerektiğine kafa yormaya başlarsa